Efendim günaydın. Günün manşetiyle yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum farklı. Bugün de Kurtuluş'tayız burada. Kurtuluş hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir sürpriz oldu. Bugün biliyorsun bizim bu Murat Bey dışarıda olduğu için, yurt dışında olduğu için dün de farklı bir konuk almıştık. Bugün de seninle beraberiz. Nasıl gidiyor? Var mı gündemde senin kafanda bana soracağım bir şey var mı? Ben sana bir sürü soru soracağım çünkü. Benim sana soracağım çok önemli sorular var. Bu soruların başı da Suudi Arabistan'da ne olup bitiyor? Bunlar, bunu en iyi sen biliyorsun. Estağfurullah. Bunların detaylarını gerçekten merak ediyorum. Kişi olarak merak ettiğim çok kısım var. Evet. Bunları tabii ki gireceğiz. Çünkü Suudi Arabistan çok şu anda gündemdeki en önemli konulardan bir tanesi. Ne oluyor ne bitiyor bakacağız. Ama şöyle bir Güneş'ten başlayalım. Güneş bir manşet, bugünkü manşetinde kollarını buduyoruz. Evet. İle başlamış. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda daha önce de çok farklı açıklarda bulunmuştu ama şöyle sadece manşetten sana okuyayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye üzerine oynanan oyunlara dikkat çekti. Her türlü saldırıya cevap verildiğini belirten Erdoğan asırlık bir planı bozarak onların kollarını buduyoruz dedi. Evet. Şimdi kollarını budamak önemli bir ifade. Yani demek ki öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki yani tek bir yerden gelmiyor. Birçok kolu var bunun. Hani ahtapot gibi. Evet. Ahtapot misali. Böyle bir mücadele içerisinde bir Türkiye var. Ve kollarını budamaya devam eden bir Türkiye var. Evet. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Tabii medya üzerinden meseleye baktığımızda aslında psikolojik olarak Batı'nın sürekli kendisini burada hakim göstermeye çalıştığını da biliyoruz. Oysa İşin yüzü biraz farklı. Türkiye, Batı'nın 100 yıllık yani bir asırlık Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle oyunlarını burada bozdu, bozuyor. Yani büyüklüğü bu. Yani Türkiye'nin Batı karşısındaki pozisyonunu anlamak istiyorsak bugün ne yaşıyoruz biz gerçekten, ne oluyor, ne olup bitiyor bu bölgede diye düşünüyorsak evet. Türkiye Batı'nın bir asırlık planlarını bozuyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Antep'ten, Maraş'tan bizim bütün şehirlerimize kadar gelen Batı neyi amaçlıyorduysa bugün de o devam ediyor. Ama Türkiye o günden bu yana yani 1914'ten bu yana Batı'nın bu coğrafyayla ilgili hesaplarını bugün büyük planda bozmuş demektir. Batı 100 yıldır bir takım şeylerin peşinde bu coğrafyada. Bunu bozan bu hükümet, bu iktidar. Bunu görelim. Eğer anlamıyor olabiliriz. Bizim Amerika ile yaşadığımız sıkıntı, Batı ile yaşadığımız gerginlik ya nedir? Bazıları diyor ki ya işte şu üslubunu değişse oysa ki her şey çok güzel olabilecek. Yani. Yani. Böyle değil yani. Devlet de böyle yönetilmez. Yani sorunlar da, sorunların niteliği de böyle değil. Biz bir asırlık oyunları bozduk. Suriye'de Fırat Kalkanı ile bozduk. İdlib'de bozduk. Terör örgütünün Türkiye'deki bütün militanlarını etkisizleştirerek bozduk. Kuzey Irak'ta terör yuvalarını vurarak bozuyoruz. Evet. Yani bu bütün bu hamleler peki, FETÖ'yü tasfiye ederek bozduk. Yani, peki ben şunu soracağım. Çünkü şimdi ben şöyle anlıyorum. İşte bir yüzyıllık bir ifade kullandı. Yüzyıl, evet. Bir asırdan bahsediyoruz. Evet. Şimdi hatta örneğini de verdi işte. Maraş'a, Antep'e gelen, İstanbul'a işgale gelen. Yani Anadolu'yu işgal eden bir Batı. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bu bir kesim, Türkiye'deki muhalif bir kesim. Burada gazeteleri malum, bunları da okuyoruz zaman zaman. Hep şunu söylerler, işte özellikle belli bu duyguların çok coştuğu dönemlerde işte ulusalcı, değil mi? Çağdaş, ultra laik, bu arkadaşlar, ya ki muhalif kesim şu anda çok ciddi Erdoğan karşıtı olan kesim, hep bunu senin söylediklerini söylerlerdi. Bak şu anda anlattığım aşağı yukarı, yani biz bunu dinliyorduk. Ne zaman mesela bir darbe öncesi, işte demokrasi ayağa çekilirken, başka bir zamanlar falan diye. Evet. Bir aynı kesim bunu böyle görmüyor. Ben bunun sen de çok yazıyorsun bu konuda. Ben de çok yazıyorum. Anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum. Peki bunlar niye böyle düşünmüyor şu anda? Niye bir anda bir ABD ve AB muhibbi oluyor bunlar? Bir geçmişi unuttular mı yoksa Türkiye'nin gerçek problemlerini zaman zaman bundan 20 yıl önce
işte o bahsettiğin kesimlerin dile getirdiğini biliyoruz. Fakat yıllarca bize aslında bu adamların dilinden şunu anlatmaya ya da biz toplumu şunu ikna etmeye çalıştılar. Türkiye'nin bölünme endişesi yersiz. Bu bir paranoya. Fakat evet. Bir baktık ki kapımıza kadar geldiler. Türkiye bize bu paranoya kanaatini kim yerleştirmeye çalıştı? Yine bahsettiğim gibi medya üzerinden Batı yerleştirmeye çalıştı. Ve şu an sınırlarımıza kadar dayanmış durumdalar Suriye'de, Irak'ta. Biz şunu anladık. Türkiye'nin gerçek problemleri neydi? Ha, Batı'nın bir asırdır Orta Doğu'da ve özellikle de Türkiye üzerinde bir takım emelleri bulunmakta. Bu ülkenin bekasını tehdit eden emeller. Bunu ağırlıklı olarak da şimdi taşeronları aracılığıyla, yani FETÖ'yle, PKK'yla, DAEŞ'le, DAEŞ-KPC'yle ve böyle legal görünümlü bizim 5. kol faaliyeti dediğimiz siyasi ve sivil toplum faaliyetleriyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Fakat evet. Türkiye hem kendi bekasını korumak amacıyla giriştiği bu mücadelede aynı zamanda Orta Doğu'da da Batı'nın hesaplarını bozan bir ülke konumuna geldi. Suriye'de geliştirdiği ittifakla yani yok 3'e böleriz 5'e böleriz tezini geriletmiş durumda. Irak'ı işte referandumla 3'e böleriz, 2'ye böleriz tezini genişletmiş durumda. Yani Türkiye'nin buradaki varlığı kesinlikle Batı'nın planlarının gerçekleşmesini engelliyor. Ve bugünkü Batı ile yaşadığımız gerginliğin sebebi de bu. Bu gerginliğin birinci kısmını darbe biçiminde, terör biçiminde hissettik. İkinci kısmını seçimlere doğru da ekonomik abluka ve ekonomik manipülasyonlarla izleyeceğiz ağırlıklı olarak. Evet. Yani şuna geliyoruz demek ki biz hani yine Star'ın manşetinde olduğu gibi emperyalizmin kollarını buduyoruz. Biz budamaya devam ediyoruz evet. Fakat bu kollar da gelmeye devam ediyor. Yani biz bunu budayıp bitirmiş değiliz. Demek ki yani böyle bir atak. Ama bu oyunun o sakal tıraşı meselesi var ya. Evet, oyun ya sakal tıraşı meselesi şuydu. Biz büyük oyunlarını bozduk. Onlar bizim küçük bir takım hesaplarımızı bozabilirler. Bravo. Fakat biz onların büyük oyununu Bravo. Bozduk. Ya demek ki Türkiye Anadolu topraklarından buralardan ibaret değil. Türkiye ayağa kalktığı zaman, güçlendiği zaman Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar etrafı ayağa kalkıyor. Türkiye dediğimizde zaten kökleri böyle bir şey tabii, olan. Evet. Ya Türkiye'nin bekası dediğimizde bu Orta Doğu'daki bütün Müslüman dünyanın bekasıyla da çok sıkı bağlantılı. Değil mi? Evet. Bu da çok önemli. Yani kesinlikle. Işte biz hep söylüyoruz ya işte bir ümittir, bir umuttur. Türkiye son kaledir derken kastettiğimiz bu. Şimdi bugün de gene Nuh Albayrak, sevgili Nuh abi burada son görev Türkiye mi diye güzel bir yazısı var burada. NATO denen darbeci fabrikasına asker göndermeyelim diye bir teklifte bulunmuş. Yazının başlığı evet. Öyle. Birkaç hemen kısa alacağım çünkü konuşacak çok konumuz var. Son görev Türkiye mi olan bir ara başlığı var arada. Diyor ki Türkiye'ye haddini bildirmek için yırtılan Amerika ve Almanya özellikle yazmış. NATO'ya dönüşüne bize borçlanan Yunanistan'ın ev sahipliğinde doğudaki düşmanı ezme tatbikat düzenledi. 15 Temmuz'daki kontrolden çıkan Türkiye'yi tekrar kontrol etmek, edilebilir hale getirme teşebbüsünden sonuç alamayan NATO, son görev olarak Türkiye'ye müdahale yetkisini kullanacak mı acaba? Kullanacak galiba demiş. Pardon. Ve işte sana sorduğum soru da aşağı yukarı bir bölümünü yazmış. NATO'ya hayır diyorlardı demiş. Ne garip bir çelişkidir ki gençlik yıllarımızda NATO'ya hayır naralı atanlar şimdi birer Amerikan avukatına dönüştü. Evet. Doğru mu? Yani bir demin sorumu öyle cevaplamış oldum. Eski bir İçişleri Bakanlığı'nın çok enteresan bir ifadesi vardı. Aynı zamanda polis şefliğinden gelen bir İçişleri Bakanlığı demişti ya biz bu terör örgütlerini hep böyle Rusya'nın işi sanıyorduk Türkiye'de. Sonra baktık ki ya bu Amerika'nın NATO'nun işi çıktı. Tabii NATO ile bizim aramızdaki ilişkinin nasıl limoni olduğunu biliyoruz. Evet. Gün geçtikçe de aslında bu ilişkiler biraz daha gerginleşmekte. Bunun sebebi şu. Türkiye kontrol edilebilir bir ülke. NATO'ya organik olarak bağlı. NATO'nun operasyonlarının bir uzantısı ve NATO'nun bu ülkeyle ilgili bir takım hedeflerinin parçası olmaktan çıkınca Türkiye'ye karşı da daha böyle bir maskeleri de indirerek görünürde de bir takım tehdit, şantaj, gözdağı anlamına gelebilecek hareketlere giriştiler.
Türkiye ile NATO ile ilgili biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir söyleşimizde de tabii şöyle bir konu gündeme gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya bunlar bizi AB'ye almıyorlar. Çünkü NATO'yu aldıkları için pişmanlar. Ya, çok güzel. Yani doğru. Bizi NATO'yu aldıkları için pişmanlar. Ya yani AB'ye almaları da çok zor. Ha biz NATO'ya hayır NATO'ya asker göndermeyelim meselesi yani genel perspektif olarak NATO ile aramızdaki ilişkiyi ifade edebilir ama yani biz Avrupa Birliği'ne ne diyoruz? Biz hikayeyi biliyoruz. E tamam o zaman evet. Kararınızı verin diyoruz. NATO ile ilgili de yani evet. Bütün bu varsa bir meseleleriniz açıktan görüşelim diyelim. Ama şimdi, evet. Türkiye bakın psikolojik olarak Türkiye üzerinde çok böyle hakimmişler gibi görünüyorlar. Bize sanki böyle korku salacaklarmış gibi görünüyorlar. Bu aşamadan sonra Türkiye'yi ne NATO, ne Amerika, ne Almanya, ne Girit'te yapılan işte bu Alman, ABD ne, ve ne. Yunan ortaklığındaki tatbikatlar falan korkutamazlar. %99'u bu hareketlerin psikolojiktir ve Türkiye'yi böyle sindirmeye yönelik, caydırmaya yönelik hareketlerdir. Yani bu da %100 katılıyorum Kurtuluş. Yani biz bunu işte yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Yani meşhur o lafın üzerinden devam ediyoruz. Diyoruz ki altına olan kuralı koyar. Güçlüysen evet. Kuralı sen koyuyorsun. Şimdi bu budamaya devam ediyoruz. Budadık doğru. Ve bunu hala mesela şu söylediğin şeyleri yani NATO nedir ne değildir? Türkiye'nin bir bloğu var mıdır? Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilir. Aktif dış politika uygular ve dış politikası da kendi belirler. Bunu kendi belirliyor evet. Zaten. Birçok atak yemiştir ama budamıştır. Evet. Şimdi bütün bunları bir yani normalde bunu yaşayan bir ülke olarak üstüne de şuna ilave edeyim. Yani 3-4 yıl içerisinde Gezi olayları 17-25 Aralık ve 15 Temmuz yaşamış. Buna rağmen ayakta kalmış. Ayakta kalmayı bırak. Bundan güçlenerek çıkmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hani bazı bodozları anlatmaya çalışıyorsun. Evet. Ya diyorsun ki bunların bir tanesini Avrupa bir tanesi yaşasa evet. Bir 15 Temmuz'u bir tane Almanya yaşatsan Almanya dağılır diyoruz. Fakat Türkiye'nin buradaki gücünü kendi ona güvenini evet. Ve sağlamlığını anlayın artık diyoruz. Ona evet. Rağmen şu o son cümleyle kolları kesmek nedir biliyor musunuz? 15 Temmuz'da kestiğimiz kol asla yerine gelmez bakın. Ha o kol evet. 15 Temmuz'da kestiğimiz kol Batı'nın kolu asla yerine gelmez. Burada bir daha öyle bir kolun yaşar, büyümesi, filizlenmesi mümkün değil. Mümkün değil. Ve ardından bu Hendek terörünün ardından bu diğer kol Güneydoğu'da kesiliyor. PKK kolu öyle bir kesildi ki özellikle de bu Türkiye'nin milli yerli sanayindeki atılımıyla beraber bu mümkün olabildi. Tabii. İHA'ların da katkısıyla özellikle yani devletin bu meselede bir kararlılık belirtmesi, İçişleri Bakanlığı'nın bu meseleye baş koyması, askerin teknolojik imkanlarının artmasıyla birlikteki terörle mücadeledeki kararlı ikinci kolu kesti bakın. İki tane hangi kollardır denildiğinde ben iki tane önemli kol diyorum. Güzel, PKK doğru. Ve FETÖ kolu kesildi. Bunlar bir daha büyümez. Şimdi şurayı da okuyayım çünkü burayı işaretlemiştim ben. Evet. Tekrar bir serzenişle şurayı okuyup bitirelim. Diyor ki ne garip bir çeliştir ki gençlik yıllarımızda NATO'ya hayır naralı atanlar şimdi birer Amerikan avukatına dönüştü. Şimdi bu cümle çok önemli. Son yıllarda Erdoğan karşıtlığına kitlenen solcu ve liberaller. Bak son yıllarda özellikle solcu ve liberallerden bahsediyor. Erdoğan ezber bozan politikalarıyla ABD ve FETÖ müttefikliği gibi gülünç noktada savruldular. Bu çok önemliydi. Yani ben tabii ki bu söylediklerini evet. Hani bizim Batı'ya karşı işte bu mücadelemiz, o kestiğimiz kollar güzel de bir örnek vermiş oldum. Hani hakikaten manşetlik bir şeydi o. O 15 Temmuz'da kesilen kol bir daha çıkmaz. Evet. Öyle bir kökten kesilmiş veyahut da öyle bir aslında temel koldu ki o evet. Yıllarca biriktirilmiş, yapılmış, evet. Edilmiş. Onu yapmak için asır lazım. Bir daha evet, çıkmaz. Kolay kolay. Ondan sonra o zamana kadar biz başka evet. Bir kol yapıp evet. Bu sefer biz karşı evet. Hata geçeriz ki Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor zaten. Evet. Biz böyle savunmada kalmayacağız diyor. Evet. Bu taarruza geçmek demek böyle bir şey işte. Sadece kollardan gelen hamleleri savuşturmak değil, gelen kolu kesmek. Taarruz böyle bir şey. Ya ben şuna çok büyük önem veriyorum. Bugün Türkiye'yi çok zor durumdaymış gibi gösteren bir medya ve hakim bir psikolojik ortam var. Durum öyle değil. İşte durum öyle. Durum öyle değil. Türkiye'yi böyle küçük, Türkiye'nin küçük bir takım hesaplarını bozabilirler. Batı bunu yapmış olabilir, başarmış olabilir. Fakat Türkiye Batı'nın öyle bir kollarını kesti ki bir asırlık planı bozuldu Batı'nın. Evet. Yani bu
işte bu özgüvene bu millet, aslında bu millette bu özgüven var. Evet. Yani bizim milletimizde bu özgüven var. Çünkü genetik kodlarımız, her şey ortada. Yaptığımız da ortada. Yani bir aklı selim, bir daha tekrar edeyim. Türkiye'ye yapılan bu kadar büyük saldırılar, hani bunu da bir şey gibi göstermeyelim. Bazı, çünkü yazar çizer takımı, allame-i cihanlarımız var ya. Evet. İşte bize şunu göstermeye çalışıyorsunuz, Don Kişotluk yapıyorsun. Bu adamlar bu kafa şu kafada. Yani Cumhurbaşkanı başbakanken one minute dediği zaman Davos'ta tüm dünyanın gözünün içine baka baka, İslam aleminde tek bir lider bunu söyleyemezken gözüne parmağı sokarak sen katilsin ve bunu yapamıyoruz, ben gidiyorum evet. deyip de dünyaya bir dakika dediği zaman şu gazetenin içerisinde hala yazmaya devam eden bir sürü Baba Ali sefili şimdi bittik, mahvolduk, öldük, evet. bittik, kaybettik. Kim evet. yahu? Neyi bittik, evet. kaybettik? Sen işte o, işte bu anti-emperyalist gibi görünen bu yazar çizer takımı o dediğini, şu dediğini anlamıyor veyahut da anlamak istemiyor. Evet. Veyahut da onun adamı olduğu için o şekilde kendini toplumda öyle kabul etmiş. Bir kompleks var, eziklik var. Batı bize bir şey ihraç etti. Evet. Biz de bunu aldık. Ondan sonra bazı korkularla işte darbelerle kendini böyle o spazmlarla tekrar düzene koyduğunu zanneden çağdaş, laik, demokratik bir hukuk devletiyiz. Biz de Yunanistan'da savaşırız. Bu kısır döngü ve bu kafalarla bu milletin kapasitesi ve kalibresini küçültmeye çalışan tipler de bunlar. Karlofça'dan bu yana Batı'nın Doğu sorunu olarak ortaya koyduğu ve Türklerle meselesi nedir? Yani Türklerle neyin mücadelesini veriyor? Nasıl bir mücadele veriyorlar? Dediklerinde ben şunu söylüyorum. Batı'nın en büyük savaşı Türklerin özgüvenini kırmaktır. Bravo, çok yıkmaktır. Güzel. Yerle bir etmektir. Türklerin kendi kendilerini aşağılamalarını, kendi kendilerine olan güvenlerini yitirmelerini sağlamak amacıyla 100 yıldır, bakın 100 yıldır bu topraklarda sistematik olarak bir propaganda işliyor ve bunun amacı Türklerin kendilerine olan özgüvenliği. İşte, yani Türkiye'deki milletin kendine olan özgüvenliği yıkmaktır. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, işte Başbakanlık o one minute dediği esnada ve sonraki liderliğinde şunu gösterdi. Ya Batı'nın önünde kendi özgüvenini sağlayan, ayakta duran ve bunun için ülkesi için çıkış yolları yaratan bir adam var. Yani böyle bir şey miydi? Yani işte Arap alemindeki evet. durumu ortada görüyoruz. Yani İsrail'in kuklası olanlar oldu, olmayanlar ABD'nin, İsrail'in, Batı'nın kuklası, bütün liderler ya bunların kuklasıdır. Olmayanları evet. da başlarına sıkarak hallederler, devre dışı bırakırlar ya da siyaseten devre dışı bırakırlar. Türkiye bugün bunu başardı. Türkiye'nin dün Cumhurbaşkanı bu açıklama yaptığında televizyonda dinlerken tek dikkatimi şu çekti. Bir asırlık oyunlarını bozduk. Bunu söyleyecek bir adama siyaset yaşam hakkı vermek istemiyor Batı. Çünkü tabii. neyi temsil ediyor? Türklerin özgüvenini temsil ediyor ya. Ya sen de şimdi Batı kendi açısından şöyle bakıyor. Ben bunca zaman biriktirmişim, planlarımı yapmışım. Bütün bu tezgahları hazırlamışım. Birisi gelecek pat diye oyunu bozacak. Ve bu millete genetik kodlarını hatırlatacak. Bu millet, burada ben bunlara zaten bin yıldır bu topraklarda evet. savaşıyorum. O da doğru. Bin yıl önce savaşan bir millet var bu topraklarda. Bin yıl sonra ben gene geldim oraya. Gene çanımı ot tıkadı burada. Yok Suriye, evet. Suriye dedik, bilmem Irak dedik, arkasından Şam dedik, Halep derken bir baktık ki hiç olmayacak şeyler olmaya başladı. Ruslarla anlaşabiliyor. Orayı tekrar dizayn edebiliyor. Adamlar 15 Temmuz yaşattık. Hemen akabinde Suriye'ye girdiler. Şimdi bu tabii biz bunu anlatırken hani biz böyle kendi sözlü tatmin olarak anlatmıyoruz. Bak, hamaset bunu, yapmıyoruz. Değil bu hamaset burada, değil. Bu milletin sadece özgüvenini dediğim evet. gibi kırmaya çalışan. Bak böyle gazeteler var Türkiye'de. Bu adam sabah akşam kalkıyor diye diyor. Evet. Şöyle yazıyor. Bana işte espri yapıyor. Çok evet. mizah, çok komik arkadaş ya. Evet. Böyle olmuştuk, böyle olduk. Böyleydik. Hatta evet. bazı yazarlar esten ne kadar güzel idik de yazılar yazdılar. Evet. Adam eski o kafayı, yani Türkiye'de yaşamış olduğu darbeler dönemini, işte patates baskı, yerli malı, yurdu malı diye yürüyor insanlar. Fakir evet. ama onurluyduk edebiyatı. ABD bize süt tozu gönderirdi. Evet. Süt tozu içerdik edebiyatını. Hala yapan o müstemleke çocukları bu ülkede köşe yazabiliyor. Evet. Ama bunları okuyup da bundan da bir yani halkın da bunlar üzerinden bir kamu oluşturması mümkün değil. Çünkü bu halk birçok şeyin evet. farkında artık. Bugün biz ne yapıyoruz? Bu ülke ne yapıyor? 100 yıl önce İstiklal Harbi'nde Batı'ya verilen mesaj şuydu. Türk milleti vardır. Bakın İstiklal Harbi'nin verdiği mesaj buydu. Türk milleti vardır ve kendi askeri siyasi
teşekkülünü oluşturup kendi vatan topraklarını kurabilmiştir, koruyabilmiştir. Bugün Türkiye'nin yaptığı ve Türkiye'ye düşman olmalarının tek sebebi şudur. Cumhurbaşkanı, bu ülke şu noktaya geldi. Türkiye vardır. Türkiye milleti vardır. Ya o, biz, halde, o halde düşünün. Biz tabii, ya biz sizi Orta Doğu'da pek çok ülkede yaptığınız gibi yönlendirebileceğiniz, köleleştirebileceğiniz, yok edebileceğiniz, üstünde onu parçalayalım, bunu yıkalım, birbirlerine kırdırtıralım diyebileceğiniz bir millet değiliz. Biz bir evet. Türk milletiyiz, bizim devletimiz var, bizim bir tarihimiz evet. var, bizim bir vatanımız var. Çok çalıştılar, beceremediniz. Budur bakın, bizim evet. bütün kavgamız budur, evet. adam bunu kabul etmiyor. Yani işte biz bunu kabul etmiyorlar. Senin o şeyden mülhem, ifadenden mülhem, yani Türk milleti vardır, Türkiye vardır, o halde düşünün. Evet. Hani var ya, düşünüyorum o halde varım yerine, evet. biz varız, şimdi siz düşünün. Evet. Burası onlar düşünsünler. Peki Kurtuluş, akşama geçelim. Akşamda manşet, annem bile ikna oldu diyor. Evet. Şimdi nasıl buldun AKM'yi? Ben çok... Bir bakabildin mi AKM yeni projesine bakabildim. Yani şu kadarından ötesinde bizim... Meseleyi oraya giden sanatçılardan birkaçından da dinledim ben. Yani işte Orhan Gencebay vardı, Ajde Pekkan vardı, Oya Başar vardı, bir evet. sürü sanatçı vardı. Hepsi şunu söyledi. Bazıları tabii bunu açık açık da söyledi. Muhteşem. Muhteşem değil muhteşem. Mi? Muhteşem. Şimdi akşamın manşetinde iki akşam yer alan şey. Akşam manşetine verelim şöyle bir arada. Mimar, annem bile ikna oldu. Murat Tabanlıoğlu ki AKM'yi yapan aslında babası. AKM'yi yapan yani şu an yıkılacak olan AKM'yi yapan mimarın oğlu kendisi. Evet. Diyor ki annem bile bana şunu söylüyordu. Babanın projesini bozacaksın sen. Öyle mi? Evet. Ya, yani anne oğul arasındaki ilişki şu. Kalktı ne diyor? Annemle gördü. Evet. Tek kelimeyle ikna oldu. İkna oldu. Bu proje gerçekten muhteşem. Ve ben şunu söylüyorum. Yıllardır sözde bizim elitlerimiz var. Ki bunlar da sahiden elit bile değil. Ama bir elit sınıfı sürekli kendi etraflarında domine etmeyi başardılar. Fakat onların opera binasını bile Tayyip Erdoğan yapıyor. Bravo. Onların bari. Opera binasını bile Tayyip Erdoğan yaptı. Yani kendileri yapmadılar. Şimdi bir de kültür 70 sanat... yıl bakın 70 yıl 80 yıl iktidar oldular bu ülkede. Yapamadılar. Yapmadılar. Tayyip Erdoğan geldi. Tayyip Erdoğan kim? Onların gözünde gerici. Tabii. İrticai dedikleri insan gelip dünyada da marka olabilecek sayılı bir operayı yaptı. Şimdi aslında çok da yine spont, bugün çok maşallah şeysin, formundasın. Acayip spontan cümleler söyledin. Bu cümleleri üzerindeki yazılar dahi yazılır. Şimdi gitti o kadar gericiydi, yobazdı, immatipliydi. Evet. Ondan sonra bu işten anlamazdı. Muhtar dahi olamazdı. Ne iş anmıştı? Bunlar mezar, ölü yıkayıcısı falan filan. Bu tür ithamlarda bulunan bu yobazlar, gerçek yobazlar. Türkiye'nin gerçek yobazları bunlar evet. zaten bu kafa. Müstemleke bir çocukları, kendileri hissedenler. Yani aman asker gelsin de bizi kurtarsın. Bak onlar geldi, demokrasi ayar çekildi. İşte bu kafada giden, aidiyet duygusu da ne olduğu belli olmayan ve çok savrulan kafalar bunlar. Eğer bir şekilde Türkiye bağımsızlık iddiası ortaya çıktığı zaman da o kişiye karşı kızgınlığından dolayı her türlü melaneti yapabilecek ve her türlü kötü fikre de meyyal olacak olan insan grubu bunlar. Böyle uzun uzun tarif ediyorum çünkü hep evet. başımıza gelen şeyler ki ona evet. da geliyoruz şimdi birazdan. Şimdi bu AKM'nin öyküsü tabii dün de tartıştık aslında. Bu ikinci gün çok fazla işte farklı tepkiler geldi. Onun için tabii sen manşetteki olayı da Murat Tabanoğlu'yla ilgili olan evet. şeyi de anlatmış oldun. Şöyle bir gerçeklik var. Mimar Odası şu an açıklama yaptı dün. Gerçi evet. bugün değil de dün açıklama yapmıştı. Bunun olamayacağını, bunu yıkılamayacağını söyledi. Ve bu yeni eserde tanıtımından sonra şunu şöyle bir ifade kullandı. Çok kısaca onun evet. şeyini alacağım senden. AKM yıkılamaz, orijinal olduğu gibi yapılmalı. Ve bu yeni projenin de hiçbir mimari kültürü yok. Yani bunun mimari kültüründen yok. Bu çok büyük bir mimari evet. kültürdü. Eski halini evet. hatırlarsın. Çok büyük bir evet. yani. Biliyorsun o işte Lidyalılardan kalma evet. olan o meşhur stille yapılmıştı. Sultan Palamut devrimi onu da hatırlamıyorum. Evet. Ama tarihinde gerçeğini söyleyeyim ben sana. Sadece işte 60'lı yıllardan 70'e kadar bir yıl çalışmış. Yangın çıkmış 78'e kadar açılmamış. Evet. Böyle garip bir hikayesi de var. Hiçbir mimari özelliği de yok.
Ben otursam çizsem buna benzer bir şey yaparım zaten. Fakat Mimar Odası her zamanki gibi takoz görevi biliyorsun onların var. Bunu beğenmedi. Halbuki bizim Çakma Nişantaşı'lı Ahmet Hakan beğendi. Evet. Mesela işte otomobil yapacağız diye nereden bulacaksın ham maddesini diyen portakal dedi çok güzelmiş falan dedi. Hiçbir şey söyleyemeyenler de Erdoğan yaptığı için bir şey söyleyemiyor. İşte Erdoğan yaptı ya, ne güzel diyemiyor tabii. Fakat Mimar Odası açıklama yaptı ve bu olmaz dedi. Ne diyorsun? Evet. Olur mu olmaz mı? Ya şunu açıkça söyleyeyim. Biz buraya şimdi mimar izleyecek miyiz bunu? Bu meseleyi yani onları tanıyoruz. Bu proje ile çamura yatma şansları bile olmadı bakın. Çamura yatma şansları bile olmadı. Yani Ahmet Hakan'dan örnek verdiniz, Fatih Portakal'dan örnek verdiniz. Ya, çamura yatma ihtimalleri yok. Ben birçok beğendim dedi yani. Birçok sanatçı bile aslında çamura yatmaya çok böyle teşne hazır olmasına rağmen nutukları tutuldu. Yani mesela bu proje karşısında Yılmaz Özdil, Uğur Dündar falan mesela AKM'mi yıktırmam, sokağa işte al RT'ye dayanalım, alttan yazıyorum falan diye bir şey yazmadılar bunlar mesela. Ya tabii AKM meselesi çok iyi şey yapılmalı aslında, çözülmeli. Ya bu niye bunun etrafında bu kadar böyle kendilerince bir muhalefet oluşturmaya çalıştılar? Bakın AKM ve AKM'nin bulunduğu Taksim üzerinden bu ülkede darbe geliştirmeye çalıştılar. Tamam, geldik şimdi fasulye yani faydalarına. Siz bu meselenin yani AKM'nin neyi temsil ettiğini çok ciddi anlayalım. Biz de hatırlatmaya çalışıyoruz ama bunu Taksim'de AKM etrafında kendilerince bir takım insanları mobilize ettiler. Evet. Ve sokak devrimi yapıyorlardı. Hükümeti devirmeye yönelik böyle bir hava oluşturmaya çalıştılar. Türkiye bu meseleye ya da hükümet bu meseleye dünyada marka olabilecek bir meydan ve bu ülke için bir nişane olarak bakmakta. Ha, siz bir defa büyük yalanlarla, psikolojik operasyonlarla AKM etraflarında oluşturdukları o tabu yıkıldı. Yani o tabunun yıkılmaması ihtimali yok. Bu projeyi bakın yapan AKM yapan babasının oğlu. Yani babası yapmıştı, şimdi oğlu yapıyor. Annesi de ben de ikna oldum diyor. Neydi eski proje? Bir de şöyle bir fark daha var. Eski AKM tek parti diktatörlüğünün mimari yansımalarını taşıyor, özelliklerini taşıyor. Sana ciddi bir soru mu kurtuluş? Şimdi demokratik Türkiye'nin nişanesi olacak bakın İşte o yeni mimari. Modern mimari şeyi o. Ama sana bir söyleyeyim mi? Bak burada mesela ilk cümlene katılmıyorum. Hani o despotik veyahut da o milli şefin tarzında bir mimar dedin ya. Evet. İnanır mısın? O bile yok. O bile yok. Hani o bile olsa ona kabul edeceğim. Evet. Ben de bugün yazmıştım ama şimdi senin yazına geçiyorum. Ya o dahi yok. Fakat onun için hatırlatman çok doğru. Bak, kimse o topa girmiyor. Evet. Ama o AKM ki üzerine KPC'den tut. Tabii. Bir terörist başlığının fotoğraflarına kadar kurulmuş. Duran adam, duran zart, duran zurt diye sokak devrimi yapıldığını ve kutsal bilmem ne sayılan o AKM ile ilgili dünya çapında bir proje. Abartmadan söylüyorum. Bak yine ilk cümleye geri dönelim. Biz kendimizin ne olduğunu daha henüz bilmiyoruz. Zaman zaman da o özgüveni de anlatmaya çalışırken de halk hala acaba mı diye düşünüyor. Düşünmeyin kardeşim, bırakın bu işleri. Bak sen ve ben sen de yurt dışına çok gidiyorsun, sık sık seyahat ediyorsun. Bu mukayeseleri en azından muadilleriyle dünyada bir bak bakalım hangi seviyede. Bu tür projeler Türkiye'nin hayalinde dahi göremeyeceği projeler. Hayal dahi edemezsiniz projeleri. Bu kafalar var ya hani biz şu anda bunlar bu projeleri hayal dahi edemez. Akıllarından geçmez. Öyle süper bir kompleks haline getireceksin. Bir sanat merkezi haline getireceksin. O mimar onu yapacaksın. Marmara'yı yapacaksın. Evet. Avrasya yapacaksın. Dünyanın en uzun köprüsünün en uzun direklerini yapacaksın. En geniş bunlar buna hayalinden daha geçmez. Evet. Biz sadece nerede kalmıştık? Kurtuluş biliyor musun? Onu da söyleyeyim, unutmayalım. Bunların kafası 1981-82 yıllarında o yani darbeden hemen sonra Hürriyet haberidir. Hatırlarsın belki. Anıtkabir'deki bayrak direğinin telini bir Türk iş adamı yaptı diye fotoğrafını koyup artık o teli biz yapıyoruz. Zun gururunu yaşayan kafa bunlar. Evet. O teli yaptığı için manşete koyup tel yaptık diye dünyayı gösterecek kadar sakin küçük kafaların bu tür büyük projeler karşısında ya susması gerekiyor ya da Fatih Portakal gibi hani ham maddeyi, otomobil ham maddesini ithalatta düşen Fatih Portakal gibi ya ben de çok beğendim Allah'ım böyle bir şey olmaz demesi gerekiyor. Veya Destel'in sahibi
AHC, Ahmet Hakan Coşkun gibi, ya ben de çok beğendim veyahut da susması gerekiyor. Bu öyle bir kısımda proje ki gerçekten sabır yapma görmüyor. Fırsatları bile ya, olmadı. Diyemezsin. Yani. Erdoğan ha, yapıyor ha, bu işi. Ha, nasıl ha, evet diyeyim kardeşim. Ha. Ya füze yaptı. Neyi bileyim kardeşim. Ha. Füze daha önce yapılmıştı. Bu kafaları da ikna etmek mümkün değil zaten. Şimdi gelelim, aslında dün de gündemindeydi. Sayın Başbakan havaalanından ayrılırken zannedersem bir gazetecinin sorusu üzerine cevap vermek durumunda kaldı. Aslında tabii çok da iyi yaptı. Konuştu bununla ilgili. Çünkü gene işte bu Anıtkabir'deki bayrak telini yaptık diye övünen tipler var ya. Evet. O tel kadar kafası olan, daha doğrusu bazen beyninde sadece fotoğraf olarak kullanabilen bazı gazeteciler ve gazete türleri bir haber yaydılar. İşte bir dünya çalkalanıyor falan filan diye. Kimse de şu anda baktı, ben bugünlerde de ne oluyor ne diyor diye. Kimsenin baktığı da yok ha. Ne bir gündem konusu oldu, ne bir, hiç kimse de umursadığı yok. Evet. Ama bir soru soruldu ve bunun karşısında Sayın Başbakan bir cevap verdi. Sen bugünkü yazında, şimdi ben yazını hiçbir tanesini okumayacağım. Sadece yazın tamamını bana anlatmanı senden rica edeceğim. Başbakan Yıldırım da küreselcilerin hedefi diyorsun. Bak bu çok önemli. Deminden beri konuşuyoruz. Bu kollar, saldıran kolların nasıl kesildiğini, küreselcilerin nasıl hareket ettiğini, o büyük kolun kesildikten sonra büyük bir kan kaybına uğrayıp canavarın toparlanma sürecinde giderayak birkaç hamle daha yapmak istediğini. Bu benim tabii kendi yorumum. Evet. Fakat sen bu olayı burada uzun uzun anlatmışsın. Evet. Bir de senden dinleyelim. Tabii Sayın Başbakan'a, ailesine yönelik çirkin bir iftira var. Evet. Bunu yine her zamanki gibi malum gazetelerden biri manşetine taşımıştı. Dünya sallanacak. Evet, evet. Hala bekliyoruz, öyle, bir sarsıntı yok. Tabii biz bu ailelere, çocukları üzerinden vurma işini Sayın Gezi'den bu yana görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesine, eşine, çocuklarına, torunlarına varacak kadar bir saldırı kültürü oluşturdular bu gazeteler. Başbakanın da ailesine, çocuklarına, çocukları üzerinden bir saldırı yapılıyor. Nedir bu ülkenin arkası? Biliyorsunuz şu bu WikiLeaks belgeleriyle böyle dünyada sızıntı haberciliği diye bir şey moda oldu. Evet. Daha sonra işte Panama belgeleri çıktı. Belgeleri. Şimdi onun bir devamı olarak cennet belgeleri dedikleri yeni bir sızıntı hatta var. Hatta ABD destek oldu, FBI belgeleri falan yayınlayacağız dedi. Herkes bir şey yayınlamaya durumunda. Biz ama yani dünyada şunu alıştık. Yani bu tür sızıntıların, yani dünyada politikacıların, zenginlerin, istihbarat servislerinin bir takım operasyonlarını da böyle ifşa eden sızıntıların arkasında küresel bir akıl olduğunu WikiLeaks skandalının ardından biz bunu öğrenmiştik. Şimdi bu cennet belgeleri denilen aslında Panama belgelerini de ifşa eden bir Alman gazetesi buluyor nasıl hikmetse. Aynı, yani aslında sanıldığı gibi bir habercilik meselesi yok. Hı hı. Bir gazeteye giden belgeler var. Panama belgelerini de ilk o ifşa etmişti. Şimdi bu cennet belgelerinde ilk o Alman gazetesi ifşa ediyor. Tamam. Nasıl ifşa ediyor? Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu diye bir kuruluş var. O kuruluşta nasıl bir kuruluşsa alıyor 1.4 terabaytlık belgeleri. Bunu tarayıp nedense ilk başta Başbakan Binali Yıldırım'ın oğullarının Malta'da şirketlerinin olduğuna dair haberi veriyor. Ve haber fotoğrafını da, hani o mahkemelerde kara kalemle çizilen sanıklar olur ya, suçlular fotoğrafları. İki oğlunun fotoğrafını da öyle yerleştiriyor sitesine. Tabii. Operasyon yapıyor ya işte. Nedir? Için. Evet. Ya nedir bu algı operasyonu? Bu ülkenin başbakanının oğullarının yabancı ülkelerde vergi kaçırmak amacıyla, servetlerini gizlemek amacıyla para kaçırdığı falan algısını oluşturmaya çalışıyor ki içeriğinde böyle bir şey de iddia etmiyor zaten, söyleyemiyor. Ki neden? Çünkü Türk ticaret sicili sorgulaması yaptığınızda aslında başbakanın iki oğlunun zaten şirketleri olduğu görünecektir, gemicilik işiyle uğraşan bir aile. Malta'da da 2 dolar verdiğinizde internet üzerinden bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yani sansasyonel olarak sunulan bilgiler aslında öyle çok sıra dışı bir şey değil ki. Sayın Başbakan dün havaalanında da açıkladı. Denizcilik küresel bir iştir. Ben siyasete girerken kendi şirketlerimi evlatlarıma bıraktım ve şu nasihati verdim dedi. Asla devletin kaynaklarıyla iş yapmayın, devletle iş yapmayın. Bağımsız şirketler olarak faaliyetlerinizi yürütün. Ki bu şirketlerin çalışması sonucunda da
ciddi Türkiye'de vergi veren, en üst düzeyde vergi veren şirketlerden, iki şirketten biri olduğunu açıkladı Sayın Binali Yıldırım. Artı şunu ekledi. Benim dokunulmazlığım var. Oğullarımın dokunulmazlığı yok. Ve buradan çağrı yapıyorum. Gelin, soruşturun, araştırın. Ne varsa yargı bunun karşılığını versin. Hikaye net. Budur. Yani Türkiye'de aslında bu küresel çete değişik ülkelerde siyaseti dizayn etmek için, ülkeleri dizayn etmek için bu tür sızıntıları kullanıyor. Bunu bir yöntem olarak kullanıyor. Biz bunu uzun süredir artık fark ettik. Şimdi Türkiye'de de tabii siyasete etkili olmak için, siyasete müdahil olmak için gelip en üst düzeyde başbakanın toplum nezdinde itibarını zedelemeye çalışıyorlar. Başbakan Binali Yıldırım'ın dediği gibi, yani milletim beni bilir. Evet. Vallahi çok yani herhalde dünden bugüne bu konuda yapılacak olan en güzel açıklamayı yapmış oldun ki yazında da bu minvalde yazmışsın. Şimdi bu böyle hakikaten çok çirkin şeyler bunlar. Şimdi siyaseten ve hatta şöyle söyleyeyim, bir köşe yazarı, bir gazete olarak halkın vicdanı olmak, insanlara fikrini, derdini anlatmak, çizgi bir dünya görüşü ortaya sunmak başka bir şey. Gazetecilik yapıyorum diye de karşı olduğun kesime sürekli bir çamur atmaya çalışmak. Hani çamur atalım, bir şey söyleyeyim, bir algı oluşturalım. Ya bu yanlış olsun, yanlış olsa dahi biz bunu söylemeye devam edelim. Şimdi söz konusu iftirayı atan gazetenin genel yayın yönetmeni kendi vatanına ihanet ederek kaçıp başka bir devlete sığınan isim yani. Yani ağzımdan aldım demek ki işte aklı yolu bir, aynı düşünüyoruz. Yani şimdi sen bunu sürekli ortaya koyuyorsun. Bunu yapan gazete, yani Cumhuriyet, bir bakıyorsun ya bu MİT tırları ihaneti meselesi daha öncesinde, bir bakıyorsun bunlar hani yerli milli soruyor yani. Bunlar yerli bir milli meselesinden bahsediyor. Bu 15 Temmuz'dan hemen önce yurt dışına kaçan, gittiği her tarafta, bak Cumhuriyet'ten bahsediyor, gittiği her tarafta Türkiye'yi kötüleyen, karalama kampanyası yapan o küreselciler, o hainler, o canavarın kolların içerisinde yer bulmuş kendine, ülkesine saldıran, salep sümük saldıran tipler, oturup Türkiye cehennemden geri yönden tipler senin gazetenin genel yönetmeni değil miydi kardeşim? Evet. Aynı şekilde senin gazeten gene 17-25 Aralık'ta Gezi olaylarında ne kadar o canavar saldırınız ne varsa, hatta o canavar farklı yollardan geldiği zaman da, işte bu PKK ile geldiği zaman da PKK olan sen değil misin? FETÖ ile gelince FETÖ'cü olan sen değil misin? Evet. Oluyorsun. Çünkü sen FETÖ'cü oldular, PKK'lı oldular. Hepsi oldu. Olmadık şey kalmadı. Çapulcu oldular. Evet. Şimdi gelmişler. Yerli ve milli kelimesi üzerinden bir kavram oluşturmaya çalışıyor. Evet. Olayın aslı budur. Olay çok nettir. Ama sen bana sadece şunu söyle. Senin genel yönetmenin ve senin ekibin ve dışarıdaki kolların ne kadar yerli ve milli diye soramıyorum. Evet. Çünkü neyin hangi operasyon çocuğu olduğunu da bilemiyorum. Yaptığın operasyonlar, çünkü o canavardan gelen her türlü melanet varsa işin içindesin. Cumhuriyetmiş, bağımsızlıkmış, Atatürkçülükmüş, Kemalizmmiş, çağdaşlıkmış. Hepsi yalan. Hepsi birer iftira da senin üzerine atılan. Hiçbir tanesi yok sende. Ne Kemalizm, bak Kemalizm de değilsin sen. Evet. Sen öyle bir canavarın, sen öyle bir canavarın kolu haline gelmişsin ki ihanet noktasında sınır tanımıyorsun. Bunu sadece tabii onlar yapmıyor. Şimdi ben hızlı bir şekilde şu Sözcü'ye bir geçeceğim. Evet. Dün Sözcü'nün davası vardı Sözcü'yle ilgili. Bak Sözcü sürekli savunmasını gazetesinden yapıyor biliyorsun. Evet. Yani duruşmaya falan gerek yok aslında. Avukatlarla bunu okuyacak, koyacaksın. İşte biz bu tarihte bunu yapmıştık. İşte iddianameye buradan cevap veriyorlar Sözcü'den. Dün de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, çok iyi tanırsın, hakkında çok yazılarım vardır. Bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaş, ben bunu da anlamaya çalışıyorum. Bak önünde olan Hürriyet'in birçok köşe yazarı enteresan bir şekilde Sözcü avukatlığına soyunuyorlar. Evet. Dün de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Sözcü ile ilgili bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Dedi ki arkadaş ya Sözcü Mözcü ne karıştırıyorsunuz? Sözcünün FETÖ'yle ne işi olur? Evet. Bak bir de böyle bir savunma mekanizması var. Benim işte mesela Hürriyet'e geçiyorsun. Benim PKK ile ne işim olur? Evet. Sözcü benim FETÖ'yle ne işim olur? Baba hepinizin işi var. Yaptınız, oturdunuz, denediniz, olmayınca ayrılıyor. Böyle bir durum var. Şimdi ne işim olur derken şöyle bir soru sormak lazım özellikle Sözcü'ye. Onu da şu anda herhalde arkadaşlar verirlerse Sözcü'de tek bir cümle dahi bulamazsın. FETÖ'yü böyle iyileyen, onun hakkında güzel şeyler söyleyen, tek bir şey bulunmaz diyen Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Sözcü ne kadar FETÖ'cüdür, ne kadar değildir, yargı
bunun kararını yani verir. Öyle değil mi? Hani biz böyle diğerleri gibi yani yapmayalım. Sözcünün ne kadar FETÖ ile ilişkiye girdi, 17-25 Aralık'ta kutu kutu pense ayakkabılarla neyi amaçladılar, bütün argümanları neden kullanmaya çalıştılar, tapeleri biz tapeleri yayınlayabilecek kadar şeye geldiler, o öyle bir noktaya geldiler derken Kılıçdaroğlu'nun işte sakın dokunmayın sözcüden FETÖ'cü çıkmaz gibi bir mottosu var. Evet, evet. Ben de şu anda ekranda var. Sözcünün tek bir FETÖ'cü cümlesini bulamazsınız. İfade bu. Bizim başaramadığımızı Fethullah ekibi başardı. Evet. Diyen Emin Çöreşan sözcü yazarı ve aynı zamanda şimdi cemaati desteklemenin zamanıdır. Evet. Bir daha tekrar edeyim. Şimdi cemaati desteklemenin Fethullah'ı desteklemenin zamanıdır. Şimdi zamanı geldi. Evet. Çünkü ortak menfaatimiz şu anda Türkiye'ye karşı, Erdoğan'a karşı bir şey varsa eğer, ister FETÖ olur, ister yılan olur, ister bir tane Hans olur, ister Zimbabwe'den Mokoko olur, ben onun yanına geçerim arkadaş diyecek kadar tıynet sahibi olan bir gazetten bahsediyoruz. Bu da onun itirafıdır. Evet. Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na gösteriyoruz. İşte bunlar da, ki bunlar değil sadece, birçok şey vardır. Bu savrulmayı aslında baştan konuştuk biz. Evet. Biz bu savrulmadan bahsediyorduk. Ne diyorsunuz? Sözcüden FETÖ'cü olur mu? Sözcüden FETÖ'cü olur mu? Çok sert soru, düz soru oldu. Ya bunu yıllar önce bu mesela, kavganın... Mesela özür dilerim, Cumhuriyet'ten de pek kılı çıkar mı? Evet. Bu sözcü meselesinde yani sözcünün patronu Burak Akbay'ın kim olduğuna dair yıllar önce ortada hiçbir kavga gürültü yokken yapılan bir ifşa vardı. Bunu Fehmi Koru yapmıştı. Evet. Sözcünün ya Burak sözcünün patronu Burak Akbay'ın babasının ya benim oğlum Fethullahçıların evinde okullarında büyüdü diye zamanında yaptığı ve hiçbir zaman tekzip edilmeyen onu anlamaya çalışıyoruz. Tabii, yani tabii, niye hiçbir zaman tekzip edilmeyen bir açıklaması vardı. Yani şapka çıkarıyorum. Fethullah o tarafa da bir gazete kurdu diye izah etmişti bu meseleyi Fehmi Koru. Şimdi ben baktım savunmalarını yapmışlar. Biz Atatürkçüyüz. Ya bakın bu ülkede Norveçler de Atatürkçü. Bakın bu ülkede ki en büyük trajedilerden biri şudur. FETÖ'cüler Atatürk'ün arkasına saklanıyorlar. Kimse Atatürk'ün arkasına saklanmasın. Biz sosyal medya hesaplarında bile biliyoruz. FETÖ'cüler bir günde kalpaklı Atatürk profillerine kalpaklı Atatürk olarak biz Atatürkçüyüz. Ya Atatürkçüyüz derken ne demek istiyorlar? Toplumun o kesiminden ciddi bir kollama almaya çalışıyorlar ve aynı zamanda kendi kimliklerini gizlemeye çalışıyorlar. Sözcünün bütün para trafiği, patronu da dahil, patronun da para trafiği dahil olmak üzere sözcü iddianamesinde yer almış durumda. Yani kağıt finansmanını kimin yaptığı, o finans paralarının nasıl döndüğü iddianamede yer alıyor. Yani biz Atatürk, bakın teknik bir savunma yok, o sorulara bir cevap yok. Biz Atatürkçüyüz. İddianamelere cevap verin. Tabii. Yani nasıl şimdi savunma? Ben Atatürkçüyüm, ben bunu... benim onun için hedef alındı. Ya sen tabii Atatürkçüsün, seni niye hedef alsınlar? Türkiye'nin hepsi Atatürkçü. Şimdi bak bu Atatürkçüyüm, bak günlerdir de bu konu var. Ben bu konuya hiç girmedim, bu topa girmedim. Çünkü söyleyeceklerimin bir kısmını ekrandan söyleyebildiğim için belki oradan, onun için belki de oraya atlıyorum, söylüyorum. Sonra yazıya bir daha dönemiyorum. Çünkü çok fazla gündem maddesi var. Fakat bu söyledikleri çok önemli. Bak sözcü bunu yaptığı gibi birçok gazette, hatta birçok terör örgütü de bunu yapıyor. Bak terör örgütü diyorum. FETÖ gibi. Hatta FETÖ ve türevleri gibi. Evet. Hatta Türkiye'de kim varsa. Sen mesela şimdi bir fabrikan var. Fabrikada baskına geliyorlar. Bu olmamış şey değil. Evet. Hikaye mesela. Ben bu bir çizgi film değil. Gerçek olmuş şeyden bahsediyoruz. Fabrikaya bir baskına geliyor. Fabrikada bir yanlış bir şeyler olmuş. Ya bir hukuki bir durum var. Yani daha doğrusu maliyeyle ilgili bir durum var. Veyahut da başka bir şey olmuş. Geliyor. Patronu veyahut müdürü götürüyorlar. Ekranlarda yıllarca şunu gördük. Bak yıllarca bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Ben bunu gördüm. Ve dünyada bunun izahı yok. Mesela dünyada bak bir ifade kullandın. Sözcü bunun teknik bir savunmasını yapamıyor. Teknik savunmasını yapamıyor. Biz böyle yazmıştık, biz böyle etmiştik diye sürekli veriyorlar. Evet. Bu çok kıymetli. Hemen yakalanırken bir anda kameraya dayıyorlar. Patron şunu yapıyor. Çekmeyin kardeşim ya, ben Atatürkçüyüm. Evet. Vallahi şaka değil. Evet. Açın girin YouTube'a, ben Atatürkçüyüm diye girin. Baskın yapılan fırın mı dersin? Fabrikatör mü dersin? En sonunda hapishaneye doğru giden
bazı mahkumlar mı dersin, sanıklar mı, şüpheli, karısını bıçaklamış, ben tıkçıyım diye bir adam var ya. Köpeğe tekme atmış. Evet. Polis soruşturma yapıyor. Bir dakika. Ben Atatürkçüyüm kardeşim. Yani şu, kerametin kendinden menkul. Evet. Atatürkçüyüm dediği zaman savunmana gerek yok. Bu bir yaftadır. Ama Atatürk'ü koruma kanunu var, dokunulmaz. Ha. Ama yani size koruma kanunu onu yok yani. Onu kastediyor herhalde bu. Ve bunu yapan sadece bunlar değil. Evet. Bak, Türkiye'deki 1960-80 28 Şubat muhtıralar, ara rejimlerde her çıkan cuntacı şu ifadeyi kullanır. Birinci cümledir o. Atatürk ilke ve inkılapları koruma adına el koyuyorum. Evet. Koyuyorum. Evet. Niçin koyuyorsun diye soruyorsun. Atatürkçü, çok Atatürkçü olduğum için. Çok Atatürkçü olduğum abicim için. Bu böyle bir şey ya. Evet. Ondan sonra bizim AHC, bu sektörün sahibi çıkıyor ortaya. Yanlış anlamadım. Sektörün sahibi, sektör çocuğu, kedisi onun. Diyor ki, nasıl Atatürkçü oldum? Gülse Birsel çıkıyor. 10 maddede Atatürkçü olmanın kuralları. Evet. Abi böyle bir şey kurtarıyorsa hep ben Atatürkçü olayım. Bütün dünya olsun hatta. Mesela Amerikalısın. Evet, kafam bozucu. Vur. Bir dakika. Ben Atatürkçüyüm. Pardon, özür dilerim. Ya biz bir yanlış anladık galiba. Çok özür dilerim. Evet. Bunlar yaşanmış şeyler. Bu işi bu kadar böyle kavramların içerisinde boşaltıp da ben bucuyum, şucuyum diye kurtarmak ne kadar çağdaşlıktır kardeşim. Ya bu gazete, şöyle bir örnek vereyim. Yani bugün Hürriyet'te... Bu gazete FETÖ'nün sosyal medya hesaplarını paylaşarak FETÖ'nün psikolojik harbini uzun süre yürüttü. Da bırakın yürüttü. FETÖ'cü olmayı Hürriyet falan. Hürriyet yürüttü. Tabii. Yanlış mı? Bırakın. Ya Hürriyet şöyle yapmadı. Öyle. Hürriyet sözcü gibi Fuat Avni'nin tweetlerini ritilemedi. Haberlere dönüştürüp. Ama mesela şunu hatırlıyoruz mesela. FETÖ'nün bugünkü argümanı ne? Kaset, ayakkabı kutusu, bağcık. Tabii. Gönderme mi? Abiciğim şurada kaset, burada bağcık. Evet. Ne var? Ne, yani gereği neyse yapıyor. Yani en azından bir operasyonun da bir parçasında sözcü bir duruyor. Kendisine yöneltilen suçlamaları madde madde yanıtlasın, açıklasın. Ben Atatürkçüyüm deyip işin içinden çıkmasın. Peki, çok az vaktimiz kaldı ama şunu söyleyeyim. Bir görüntü var. Bizim bu otomobil, yerli otomobil meselesiyle ilgili Almanya'da belki görmüşsündür. Almanlar bu konuyu şimdi tartışıyorlar. Çünkü evet. Avrupa kıtası dışında galiba dünyada ikinci veya üçüncü sıradayız biz. Belli markalarda en fazla ithal edenlerden, Almanya'dan. Evet. Almanya otomotiv devidir, doğrudur. Evet. Türkiye otomobil yapacak. Almanlar bir dergide, bir gazetede yorum yapmışlar. Türkiye'nin işte tabut yapıyor falan filan gibi. Evet. Eğer görüntü varsa arkadaşlar, gerçi şu anda bir son dakika gelişmesi var, onu veriyorlar. Boya fabrikasında patlama olmuş. Zaten program da aşağı yukarı bitmek üzere. Son birkaç cümle alayım. Almanlar bir hazımsızlık içerisinde bizim bu projemize, otomobil projesinin çok şey olduğunu söylüyorlar. Yani yapamayacaklar diyorlar. Ne diyorsun Almanların bu çıkışına? Otomobil yapamayacaklar derken aslında şunu diyorlar. Aşağılmaya yani, çalışan bir tek ifadeler kullanıyor. Türkler bir şey yapamayacaklar. Yani bir şey olamayacaklar gibisinden, bu baştan beri hep bahsettiğimiz ya bu Türklerin bir şey yapamayacağına, edemeyeceğine dair propaganda. Şöyle göstereyim. Ağırlıklı olarak devam ediyor. Bu Hürriyet'in bir karikatürüydü. Bu karikatürde bir kötü bir şey okumuyoruz. Sadece 5 kişi, 5 baba yiğit arabanın altında yeni otomobil yapıyor. Fakat Almanlar bunu kendi arabalarıyla veya projeyle dal geçiyor gibi gösterip hani Türkiye tabut yapıyor falan. Tabut gibi araba. Bunu tabut gibi görmüşler bunu. Bu kompleks... Türkiye yerli otomobilde de bir iddia ortaya koydu. Evet. Evet. Bu iddiayı da gerçekleştirmek için önüne bir hedef koydu, 2021'e kadar. Evet. Gerçekleştirir mi, gerçekleştirmeyecek mi? Biz o zaman İnşallah. Birlikte göreceğiz bunu. O zaman yani eğer korkmuyorsanız zaten endişeye gerek yok, sıkıntıya gerek yok yani. İnşallah. Diyoruz. Kurtuluş, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Efendim, bugün de günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.